Halil, üzümlere bakamadığımdan kökledim buraya, 250 kök falan bağ bıraktım. İşte buraya ayva bahçesi yaptık, sürdük, gübreledik. Hem ayvaları sulama babında hem de tabii. Ayvalar işte da şöyle görülüyor için. Değil mi? Fidanlar evet, bir yaşında. Evet. Şimdi arasına kavun yaptık. Gavunlar da gayet güzel oldu. Burası 6,5 dönüm falan Halil. 6,5-7 dönüm civarında. Kışa dayanıklı çekirdeklerden. Onları artık biliyoruz biz. İşte onlardan böyle sıra sıra tiktik. İhtiyacı olanlara da duyurulur. Şimdi bunlara yani büyük askı değil mi? Bakmasın, korkmasın. Çok tabii. Sağlam kavunu yani işte. Anladım. Görüldüğü gibi. Kavunu buradan aşağı yukarı 9-10 ton civarında kavun oldu. Kaç paradan veriyorsun? Perakende 10 lira gibi. Çok arkadaşın kavunu tarlasında kaldı. Biraz da 1000 kadar da asacağım ben kışlık. Kışa satarız. Aldım, hazırladım. Ne diyorlar bunun adına? Hırsız almaz diyoruz. İşte alaca diyoruz. Efendim bir sürü adları var bunlar. Yöresel isimler değil mi bunlar? Yöresel isimleri. Yani hırsız almazı da şimdi adam geliyor böyle gök ye. Evet. Ya bu tatlı değildir diyor. Bunu diye almayayım ben diyor. Sarıyı alıyor. Halbuki sen bu kavun en tatlı kavun. Böyle goma diye sosyal. Aynen. Yani aynen kavunlar... Bak bunlar arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Yani burada Kıranköy'den Adem evet. Ertaş telefon numaranı yazıyoruz. Evet. Bakın arkadaşlar ne tadını güzel. Da, tadını da takacağız şimdi. Tamam. Ya şuna bunu bak. Tabii bu bakmakla, sürmekle oluyor. Şuna bak Halil ya. Maşallahı var değil maşallah, mi? Maşallah tabii ya. Ben bunu tüketiciye verip adam kesiyor yediği ya çok güzelmiş dediğinde bir keyif alıyorum ben. Tabii. Şimdi bir tanesini keseceğiz bunun Halil. Tamam. Ya, bismillah. Tadına bakalım. Evet. Arkadaşlar bakın kavun şuna bak çatırlıyor da. Karpuz gibi yarılıyor bu ya. Tadından mı yarılıyor? Bak bak bak. Halil bak şimdi bunu sen yiyeceksin. Tatlı değilse tatlı değil de yarılır. Yok tabii Allah için. Öyle şey yok yani. Tabii tabii. Gerçekten. Yani sanki böyle içine şeker, toz şeker eklemiş gibi. Yani çok lezzetli. Çok. Evet. Bir de sert, sağlam. Yani kütür kütür. Tabii. Arkadaşlar söyleyecek bir söz yok. Kalite ortada. Değil mi? Buna ya. Tohum yapacak 10 adam. 10 kiloluk kavun bu. Aynen ya vallahi 10 kilo kavun. Evet. Ağlan adam pişman olmaz ağız adından, çoluğundan, çocuğundan yer. Bu porsanın tatlı olması için bir sulamayacaksın, iki kül getirmeyeceksin. Sulanan kavun hem dayanmaz hem tatlı olmaz. Bunlar geçen kesim yaptık. Bak şuna baksanız. Maşallah maşallah. Çok güzel dayı be. Maşallah maşallah. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol Halil. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yine Allah kavuşturdu bir sene sonra değil mi? Aynen dayım. Vallahi senin iki elinde 10 marifet. Çok teşekkür ederim. Şimdi vallahi. Sen de öyle ya. Senin sayende postanımızı, ayvamızı görüntülüyoruz. Sağ ol. Senin hizmetlerin hakikaten bizim için önemli. Sağ ol Halil. Ya dayı biz peki. Her zaman ne diyoruz? Biz her zaman üreticinin yanındayız. Gördüğünüz üreticinin sesi YouTube kanalımızın adı. Üreticimiz kazansın istiyoruz. Neler etmiş, neler biçmiş, neler toplamış, hasat etmiş bunları tüketicilere gösteriyoruz. Bugün de neredeyiz? Senin kavun tarlandayız. Evet. Geçen sene burada üzüm bağları vardı değil mi? Orada üzüm evet. Bağı videosu çekmiştik. Üzüm bağları vardı. Üzüm bağlarını ben şimdi Halil üzümlere bakamadığımdan kökledim buraya. 250 kök falan bağ bıraktım. Bakamadığımdan kökledim. Yoksa üzüm bakabildikten sonra yine satılıyor 20-25 lira arasında bu sene. Her üründe olduğu gibi tabii üzümde de bir kırıklık var ama herhalde bunları da aşar Türkiye. İnşallah. Dayı şimdi biz burada kavun tarlası. Sadece kavun var değil mi? Karpuz yok. Hayır. Karpuz yukarıda. Burası kavun. Burası işte buraya ayva bahçesi yaptık. Evet. Burada bizim kuvvetli toprak sürdük, gübreledik. Hem ayvaları sulama babında hem de tabii. Ayvalar işte da şöyle görülüyor değil mi? Fidanlar evet, bir yaşında. Evet, evet. Şimdi arasına kavun yaptık. Evet. Yengiye de yapabilir. Ondan sonra artık hiç arasına bir şey ekilmez. Aynen. Kavunlar da gayet güzel oldu. Dayı maşallahın var. Vallahi sen yapmışsın olmuş. Yani evet. Bunu yaptıktan sonra demek ki olunuyor. Evet, burada kaç dönüm demiştik buraya? Burası 6,5 dönüm falan Halil. 6,5-7 dönüm civarında. Şimdi kaç kök dikildi? Nasıl yapıldı? Yani bunun tohumunu aldın mı yoksa kendi tohumundan mı ürettin? Maliyeti bunun nedir? Tohumunu bizim bir eski tohumlardan biraz da komşu köylerde bu olduk kavunu falan diyorlar ya. He, olduk bizim görüyorsun evet. Olduk. Aslında kavun da Kıranköy'ün ismi daha güzeldir ama olduk bizim önümüze geçmiş gibi. Evet. Böyle
kışa dayanıklı çekirdeklerden. Onları artık biliyoruz biz. İşte onlardan böyle sıra sıra diktik. Mesela bunlar Mayıs, Haziran ayına kadar duracak kavunlar bunlar. Şöyle göstermiş oldum da. İhtiyacı olanlara da duyurulur. Şimdi bunlara yani büyük askı değil mi? Korkmasın, çok sağlam kavunu yani işte. Anladım. Görüldüğü gibi. Yani 10 kilo bir... civarında bir kavun. Tamam. Şimdi dayı burada bu kavunlar diyoruz askıya asıldığında uzun süre. Yani bakın arkadaşlar. Mayıs, Haziran ayına kadar hani. Evet yani, şimdi yapralar sarardı, hasat zamanı geldi. Kavunlar öyle görülmüyor ama bakın bu, arkadaşlar şöyle değil mi? Göstermiş olalım dayı bak. Bunlar olmamış. Hani bak her yer. Tabii. Evet. Olgunlaştık şey diyoruz. Bunları alıyoruz. Peki burada 5 dönüm gibi bir yerde aşağı yukarı tahminen ne kadar kavun bekliyorsun dayı? Yani ya kavunu buradan aşağı yukarı 9-10 ton civarında kavun oldu. Yukarıda da o başta yerlemedik de. Tamam. Hasat zamanı gelmedi diyorsun yani. Evet. Şimdi şu anda dayı kavunun kilosu kaç paradan gidiyor? Ya kavunda kaç paradan veriyoruz? Var. Perakende 10 lira gibi. Yani kavun işte televizyonda da izlediğimiz gibi çok arkadaşın kavunu tarlasında kaldı. Ama biz çok tatlı olmasından piyasada müşteri bulabiliyoruz. Satmaya çalışıyoruz, eritmeye çalışıyoruz elimizdeki malı. Biraz da 1000 kadar da asacağım ben kışlık. Kışa aldım, hazırladım. Onları artık yılbaşından sonra değerlendirme evimizin karşına almak için asacağız. Vallahi işte eritmeye çalışıyoruz Halil elimizdeki malı. Dayı bu kavunun cinsi ne kavunu? Ne diyorlar bunun adına? Hırsız almaz diyoruz. İşte alaca diyoruz. Efendim bir sürü atları var bunlar. Yöresel isimler değil mi bunlar? Yöresel isimleri. Yani hırsız almazı da şimdi adam geliyor böyle gök ye. Evet. Ya bu tatlı değildir diyor. Bunu diye almayayım ben diyor. Sarıyı alıyor. Halbuki bu kavun en tatlı kavun. Yani hırsız almazından diyorlar buna yani. Dayı bundan biraz daha ufaklanan bir tanesini kesip burada bizi takip eden takipçilerimize gösteren mi? Yani içinin rengini, yani şeyini bir görsünler tabii, yani. Tabii bak. Daha burada çok bak. Tabii. Yani böyle çok. Böyle goma değil. Bak şöyle aynen. Yani aynen bak bunlar arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Yani burada Karanköy'den Adem Ertaş telefon numaranı yazıyoruz. Evet. Kavun ihtiyacı olana da ister Göresin içinden değil mi? Tabii, Manisa tabii, civarı tabii, olur. Tabii. Toptan i̇şte almak isteyen. Gibi. Bakın arkadaşlar ne güzel. Tadını da takacağız şimdi. Tamam. Şimdi bu büyülerden değil dayı. Böyle daha ufak hani bunu sen ekonomiye de zarar vermeyecek şekilde. Aynen, küçüklerden aynen. Yani bu güzel bunu albenili kavunları. Tabii. Şöyle bakın arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Her yer aynı. Yani bu yani, komple hasat zamanı gelmiş. Evet Halil. Şuna bak yani ya maşallahı var ya. Bunu bak. Ya şuna bunu, bak. Tabii bu bakmakla, sürmekle ol ya. Şuna bak Halil ya. Evet. Maşallahı var değil maşallah mi? Tabii ya. Ya sen vallahi gerçekten. Şimdi aynen ben böyle gibi. Senin gibi üreticilerin yanına gittiğimde neşem geliyor. Çok teşekkür neden? Ederim. Çünkü yani sen bilinçli yapıyorsun, bilerek yapıyorsun. Ya ne yaparsan yap. Üzüm de çekiyor seninle video, ayva da çekiyoruz. Mesela kavun da. Olmuş ya yapmışsın. Şimdi bunu millet yapmıyor yani. Şimdi Halil ben bunu tüketiciye verip adam kesiyor yediği ya çok güzelmiş dediğinde bir keyif alıyorum ben. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Onun için bunu yapacaksan güzel yapacaksın. Aromasının tadı yerinde olacak. Alan adam da ağız tadından, çoluğundan, çocuğundan yiyecek. Tabii. Bu şekilde biz de elimizden geldiği kadar kaliteyi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yapabiliyoruzdur. İnşallah. Ya emeğin karşılığını alacaksın tabii. Şimdi en az olmasa sen buradan 100-150 bin lira gibi bir gelir bekliyoruz o zaman tabii, değil mi dayı? Tabii. Şimdi 10 ton olsa yani 15 ton olsa burada yani. Evet. Kilosunu 10 liradan perakende de bile versek. Evet. Bu para gelir. Yılbaşında saçlarımızdan barda tamamla herhalde. Tabii. Çünkü sen askıda saçacaksın onları değil mi? Onlar biraz bekleyecek. Çünkü bu tabii. Bekleyen bir kavun. Yani bozulmuyor yani askıda. Hayır. Bu Mayıs Haziran'a kadar dur bu kavun. Şimdi. Çok sağlam çünkü aynen. Bunlar. Yani bu. Bunu yani. Nasıl saplasın adayımız? Nasıl askıya nasıl asılıyor şimdi bunlar? Hani, onu da bir tarif edersen. Bunlara şimdi benim kavunla büyük. Bu kavunları filelenip böyle hava akımı olan yere, karanlık yere değil, hava durgun olan yere değil. Anladım. Bir de yere konulmayacak. Yere anladım. Gomak bir hafta 10 günlük goma mecburiyetli varsa adamın altına mukavva kutu kesinlikle konması lazım. Ha, yoksa nemden... Arada bir de mesela bunu şöyle koymakta daha fayda var. Yani tam böyle düz hani buraya buranın anladım. Üzerine değil de yan şöyle yan konulursa dayanma olasılığı daha yüksek dayanma oluyor. Dayanma olasılığı daha fazla şu şekilde. Bu file yani, dediğimizde soğan filesi gibi değil mi? Patates filesi gibi. Soğan filesi gibi evet. Soğan filesi gibi. Anladım. Filenin içinde hava akımı olacak bir yere konulursa uzun süre dayanma şansı
oluyor. Şimdi bakın arkadaşlar, her yer kavun. Yani şimdi sarı yaprağın içinde görülmüyor. Bu 40 ağaç kavunu falan da iyi değil mi? Yani isim yapmış sadece ya. Bu kavunun, bunun çekirdeği bir tek bende var. Bu kavunun çekirdeği bak. Bu çok şahane bir kavundur bu. Şimdi biraz sonra bunun kesimini de yapacağız. Hadi. Tamam. Aromasını da göstereceğim. İnşallah aromasını da tadalım. Bak farkındasın, hep kavunu aynı şekilde. Aynı boy, aynı şekilde. Evet. Doğru söylüyorsun yani. Hiçbir şey yok. Bir de yani bu kavun, şöyle söyleyeyim, tohumluk isteyen olursa da kavununu alsın, içinden al sana tohum tabii, değil mi? Tabii, aynen. Bunu tohumundan ya. Yani bu kavundan üretebilir. Tabii. Yani hiç bak kavunda. Hiç 10 kilonun, 7-8 kilonun altında bir kavun yok değil mi dayı? 4 Eylül işte kavun meydanında. Hayır, kesinlikle. Şimdi yani bir kökende var. Dayı tahminen ne kadar, kaç tane döker bu? Bizim alanında köken başı en az 2 tane, 3 tane döküyor bu. Aynen. Bu da bir değişik bir kavun. İki parlı şey var diyorsun değil mi burada? Evet, şöyle göster. Üç. Tamam, sen getir de şöyle çekiyorum buradan da. Bu da bir. Heh, üç farklı kavun çeşidimiz orada değil mi? Yeşil. Evet. Şimdi sen orada dur. Ben... hani... Tamam, biliyorum seni. Yani bunları kopsa şey etme değil. Bak. Evet. Ya valla. İşte bu. Evet. Kavun. Evet arkadaşlar. Kavun. Şimdi çiftçi ne yapası oluyor? Ben onu bunu bilmem. Yeter ki ben üreteceğim de, ama tabii bunu çok yüksek tonajda dayı değil mi? Yaparsan fazla... Şuna bak ya. Vallahi. Evet. Şimdi bir tanesini tamam. Keseceğiz bunun Halil. Tamam dayı. İnşallah ben şöyle. Şuradan aldım. Heh. Şuradan kesiyoruz. Ya bismillah. Hadi bakalım dayı. Hem şöyle bir ara şeyine bakalım, tadına bakalım. Evet. Arkadaşlar bakın, kavun şuna bak, çatırlıyor dayı. Karpuz gibi yarılıyor arkadaş. Bu ya. Tadından mı yarılıyor? Bak. Allah. Çok güzeldir tadı bunun Halil. İnşallah. Arkadaşlar bakın. Adem Ertaç'ın telefon numarası videonun başında yazılı. Hemen arayın. Bu kavun bitmeden değil mi dayı? Aynen. Heh. Halil bak, şimdi bunu sen yiyeceksin. Heh. Tatlı değilse tatlı değil de yalın. Yok tabii, Allah için. Öyle şey yok yani. Tabii. Arkadaşlar sizin için bunun tadına bakıyoruz. İnşallah. Hakkınızı helal edin diyoruz. Beğenirseniz, biz beğenirsek size sipariş için telefon numaranızı arayın diyeceğiz. Dayı, yani Allah için bak gerçekten, yani sanki böyle içine şeker, toz şeker eklemiş gibi, yani çok lezzetli, çok evet. Bir de sert, sağlam, yani kütür kütür. Tabii. Yani o da çok önemli. Yumuşacık değil yani içi. Arkadaşlar, yani söyleyecek bir söz yok. Kalite ortada. Eğer siz de kavun yetiştirmek istiyorsanız, isterseniz tohum tedariği, bu kavundan iki tane kavun alsanız. Bu kavundan zaten iyi de bulamaz. Tabii. Adem Ertaş'ın yine gelecek öyle. Değil mi? Alacak öyle, çekirdeğini alacak öyle. Buna ya. Tohum yapacak 10 adam. 10 kiloluk kavun bu. Aynen ya, vallahi 10 kilo kavun. Evet. 10 tane çıksa 100 kilo al sana değil mi? Yani işte vallahi her taraf kavun. İşte sen de yiyorsun elinde bak. Tabii. Şuradan aldım kestim. Tabii öyle, seçmeci değil yani. Allah'ın izniyle ağlan adam pişman olmaz ağız adından. Çoluğundan çocuğundan yer. Hakikaten uğraşıyorum ben tatlı olması için. Ağlan adamın böyle ağız adından yemesi için. Emem acımıyorum, çapalıyorum, ilaç atıyorum. Tabii. İlacı da kalıcı ilaç değil. Mesela kendim bir güllaç yaptım. Ha, güllece bulamış. O, evet. Genellikle ondan attım. O attığında kül gelmiyor. Bu poğaçanın tatlı olması için bir sulamayacaksın. İki kül getirmeyeceksin. Sulanan kavun hem dayanmaz hem tatlı olmaz. Doğru söylüyorum. Yani çok erken bozuluyor değil mi? Kışın asmaya gelmiyor yani. Bak bu kavun Halil, bunda pek su yok. Hiç sursuz. Zaten bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın hiçbir ne damlama sistemi var, hiçbir şey yok yani. Damlama hiç sulanmadı bu. Peki dayı. Yağmur da yağmadı zaten. Ne zaman, hangi ayda bunu diksin üretici? Hangi ayda, mesela şimdi biz Eylül'ün ikisi, bugün üçü. Evet. Ne zaman dikiliyor? Şimdi atalarımız hatırlaz ayı diyor ya. Mesela 6 Mayıs'ta hatırlaz oluyor. Hatırlaz ayından sonra hani cemileşti, ilginci toprağa düşüyor. Aynen. Ondan sonra suya düşüyor. Ondan sonra havaya düşüyor ya. Yani toprak ısınmaya başladığında hatırlazdan sonra Mayıs'ın 10'u olur, Mayıs'ın 15'i olur, Mayıs'ın 20'si olur. Ya Mayıs sonu gibi. Mayıs'ın ortasından sonuna kadar diksinler diyorsun yani. Evet, diksinler. Evet. Dayı valla çok güzel bilgiler verdin bize. Sağ ol. Kavunlarını da
yerinde gördük, kalite tezadüf değildir diyoruz değil mi? Kırlarımıza da bakacağız. Bakacağız tabii tabii, şimdi onlara çıkacağız yukarı. Evet dayı, burada şimdi üzüm bağlarının yanındayız değil mi? Evet, işte kalan bağlar, üzüm bağlarının yanındayız. Evet. Bunlar da gene bak bu şekilde. Tabii 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 dayı. Bunlara da güzel bakmışız gene. Hani. Şimdi dayı, bunlardan sen pemez yapmak için mi, yemek için mi? Kara üzüm pemezi. Genel aşağıda. Evet. Onları kestik, onların pemezini yaptık. Kalanlarını işte kesiyoruz yemeklerini. Perakende de diyorsun, gene satarız diyorsun gene değil mi? Evet evet. İsteyen oluyor yani çok. Tabii. Şöyle tabii, hem gezelim dayı. Bak ne güzel şu buralar hep. Evet. Güzel olmuş. Evet. Şöyle. Bu bağ, iki sıra bağ bura. Evet. Öbür tarafında da var bunun bu. Yani öbür tarafında da geliyor. Aslında Alfonso'cum bir sıra oluyor ya. Hı hı. Ben bunu kendim iki sıra oluşturdum. He, hem anladım. Öbür tarafında var, hem bu tarafında var. Yani bu verimi artırıyor Halil. Her şey gibi diyorsun yani. Bu Red Club'daki evet. Çardak sistemi gibi diyorsun yani. İki evet, sıra yapmışım. Evet, evet. Ya bak, bunlar da işte. Bunu döleyen atasarıları bunlar da. Aynen, bu da atasarı diyor değil mi dayı buna? Bu da yavaş yavaş bak erime, olgunlaşmaya başlamış bunlar da. Evet, başlıyor hani. Güzel. Bunun şeyi daha güzel oluyor dayı. Aroma, koku yani tabii, o tabii. Şeyi çok güzel. Yemesi daha, daha güzel, daha lezzetli. Evet. Siyahın da albenisi yani, renk hani. Çok güzel ya dayı. Eline sağlık. Sen yaptın, soğumaz mı ya? Gavundan, gavuna da değil de. Ya ama hayır, sen şimdi gavuna ama bak, üzüm burası komple üzüm bağı da. Evet. Yani burayı komple biz dediğin gibi bakımı zor. Değil bakımı mi? Zor. Yani, bakamadığımdan bağı köllemek zorunda kaldım. Bağ işte yeşil budaması ilacıdır efendim. Onlar amele buluyorsun. Amele de bunun kalife eleman yok. Tabii. Bunun yeşil budamasını anlamıyor. Omacık eleni kesiyor amele. Tabii. Hepsini de bizim yapma şansımız yok. Gücümüz yetmiyor. Onun için yani ayva işte ben olduğu yukarıdaki gibi, hayvanın devamı arkadaşlar evet, bakın ayva şuradan. Dedim olsun hepsi dedim. Komple bahçe aç. Bir ton civarında verim alırım dedim. Yani onu bir tek ondan uğraşayım dedim. Ona göre işte traktörümü ilaçlamam bilmem neyimi ona göre ayarladım. Burada dedin iki sıra yani burada. Evet. Kaç kök kalmıştır burada? Sırada burada 250 kök falan var. İyi yine dayı bu da şeyde perakende de satmak için de tabii. Şey yapar ya senin müşterilerine evet, talep olur yani bu da. Bunu ben işte bugün yani tam oldu mu keseceğim Halil. Tabii. Ondan sonra kasayla gavun alan arkadaşlara üzüm de satma koşuluyla. Tabii 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 doğru. Bir de ben bunu şimdi örteceğim. Yani naylonla üzerine. Evet tamam. Örteceğim. Artık Kasım'ın sonuna kadar. O zaman sapma dolu yağdığında zarar vermesin. Acıtmıyor. Bu şekilde değerlendirme yoluna gideceğiz. Güzel inşallah dayı.